Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yine sizlerle beraberim. Biliyorsunuz ki sizler için bir şeyler çıkartmaya, üretmeye çalışıyorum. Bugün bayramın ilk günü. Türkiye'de Kurban Bayramı. Türkiye'de derken sanki başka bir yerde Kurban Bayramı olmuyormuş gibi söylüyorum ama sanki sadece buraya geliyormuş gibi herkes böyle sadece kendilerine bir şeyler paylaşabiliyor. Sadece kendileri için bir şeyler yapabiliyorlar. Kendileri derken tabii ki de ibadet olarak bunu söyleyebiliyoruz. Seven, sevmeyen, inanan, inanmayan, tapan, tapmayan, gören, görmeyen, dokunan, dokunamayan kim ne varsa hani herkes bir şeyler yapmak istiyor ama şunları unutmayalım ki hani her eve bayram gelmiyor ya da her çocuğa bayram gelmiyor ya da her kapıya bayram gelmiyor diyebiliriz arkadaşlar. Hani o yüzden bu duyarlılığımızı gösterelim, bu birlikteliğimizi gösterelim insanlara. Hani bayram sadece kan akıtmak ya da herhangi bir şey yapmak değildir. Bu sadece Kurban Bayramı için söylemiyorum. Birlik beraberliğin olduğu, savaşın olmadığı, barışın olduğu, güvercinlerin uçtuğu, uçabildiği, uçurtmanın da uçabildiği daha doğrusu diyelim aslında. Olduğu günler benim için bir bayram. Daha önce Kurban Bayramı için bir fotoğraf belgeseli yapmıştım. Belki de kurgucu kardeşim koyabilirse bu taraflara bakarız. Bir şeyleri yaşamak için sadece şekerleri beklememek gerekiyor ya da koyun sevmeyi beklememek gerekiyor. Tabii ki de hepimiz et yiyoruz, tabii ki de hepimiz bir şeyleri paylaşıyoruz ama bunların nedenle yaptıklarımız çok önemli, ne için yaptıklarımız çok önemli. Hepimiz belki de mecburiyetle namaza kalktığımız zamanlar da olmuştur. Belki de hepimizin mecburiyetle el öptüğü zamanlar da olmuştur. Ama bunun bence birlikteliği daha güzel, yani ekmek kuyruğu daha güzel. Ama bunlara gidemeyen insanlar da var, çocuklar da var, genç arkadaşlarımız da var. Yani o yüzden bayramlarımızı kutlarken ya da bunu paylaşırken dikkat etmemiz gerekiyor bazı şeylere. Bunlar da sosyal medyada ben çok görüyorum açıkçası. Yani toprağa sarılmak zorunda olan bireyler de var. Gözyaşlarını toprağa değirmek zorunda olan genç kardeşlerimiz de var. Bence bunları düşünüp bunlara göre hareket edersek daha anlayışlı ve daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Ama ne yazık ki sanki bizim insanımız da sadece kendisine bayram oluyormuşçasına, sadece kendisi bir şeyleri yaşayabiliyormuşçasına o kadar mutluluk senfonisi çalıyor ki. Ben bunu düşündüğüm zaman üzülüyorum açıkçası. Hani diyeceksiniz ki sen kutlamıyor musun ya da sen mübarek ya da niyaz etmiyor musun? Ediyoruz tabii ki de arkadaşlar. Biz de Türk örf ve anneleriyle büyüyoruz. Biz de bunlarla büyüyoruz ama ya kimi kabul eder, kimi kabul etmez. Bunlar olacak şeyler. Belki de ben yine söyleyeceğim, senin de isyanın olurum, sıkıntı yok ama mesela benim ailem şu an Kurban Pazarı'na gitti. Ben çokça sosyal medyada paylaşımlar görüyorum. Sanki hep kendi ekseninde bu mutluluk bayramları dönüyormuş gibi. Bu kadar bayram kutlamalarını sosyal medyada göstermek bence çok büyük de bir meziyet değil açıkçası. Şimdi diyebilirsiniz ki sen de bu videoyu çekiyorsun kardeşim, hayırdır prim mi yapıyorsun? Kusura bakma da bu prim ise bence primler böyle olsa keşke. Ya dediğim gibi ben de el öpüyorum, ben de bayram namazına gidiyorum, ben de bayramları kutluyorum. Ben de çocuk geldiği zaman şeker veriyorum. Param varsa açlık vermeye çalışıyorum. Ben de yapıyorum bunları ama bazı şeylerin doğru olmadığını da söylemem gerekir. Ha demiyorum ibadet ya da şu bu doğru değil, yanlıştır, şöyledir falan diyemem. Haddime değil zaten. Beni vururlar. O ayrı bir nüans zaten. Benim bahsetmek istediğim şey şu. Yani sadece size gelmiyor arkadaşlar. Sadece sizin olmuyor bayramlar. Lütfen ağlayanları da görelim. Lütfen üzülenleri de görelim. Lütfen olmayanları da görelim. Kimisi annesine sarılamıyordur. Kimisi babasına sarılamıyordur. Ha kaderdir, inançtır. Bunlar ayrı şeyler. Bunlara girmiyorum hiç. Bak dini olarak bahsetmiyorum bunları. Ben sadece varlık felsefesi ve insanların sosyolojik boyutları üzerine bunları söylemeye çalışıyorum. Hepiniz bunları yaşamışsınızdır. Hepiniz mecburiyetten yaptığınız birçok şeyi şu an pişmanlıklarla örtmeye çalışıyorsunuz. Düşünsene pencereden dışarı baktığın zaman duyamadığın sesleri, ne için sevindiğini bilmediğin bir çocuk olduğunu düşünsene ya da çocuğun olduğunu düşünsene. Ya da neye üzüldüğünü bilmiyorsun. Bir de bunu düşün. Yani benim aslında bahsetmek istediğim şey budur. Ha isterse linç edebilirsiniz, isterseniz beni vurabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Yani bununla alakalı diyebilirsiniz ama ne yazık ki böyle. Yine söylüyorum, İslamik bir metafor olarak ya da İslamik bir din olarak ya da din olarak sadece bunu söylemiyorum. Bunu söyleme sebebim tamamen tekrardan altını çizmeye çalışıyorum. Varlık felsefesi, ontoloji ve sosyolojik, psikolojik boyutlarıyla alakalı söylemeye çalışıyorum. Ya belki de şu an bunları dinlerken diyebilirsiniz ki abi ne güzel de söylüyorsun valla çocukluk dönemimize değindin falan diye. Dediğim gibi belki de iki bayram üst üste aynı pantolonu giymek zorunda olan genç kardeşlerimiz de vardı. Belki de senin gibi parfüm sıkamıyordur o. Belki de babasının ayakkabısını giymek zorundadır. Yani bunları tamam belki hepimiz farkındayızdır ama ben hiç farkında olduğumuzu göstermesiz göremedim.
O yüzden bu videoyu çekiyorum zaten. O yüzden bunları konuşmak istiyorum. Ha diyeceksiniz ki ya kardeşim sen paylaşmıyor musun? Paylaşıyorum. Paylaşmıyor değilim ben de. Ben öteki değilim ki zaten. Ben de kendime kızdığım şeyleri söylüyorum burada. Sadece sana kızmıyorum ya da sadece başkasına kızmıyorum. Kendime de kızdığım şeyleri söylediğim zamanlar oldu ki yine söylüyorum. Biz eskiden tasolarımızı, güllerimizi paylaşırdık, yatağımızı paylaşırdık düşünsene. Affedersin ter koksan bile, ayakların koksa bile, üstünden silmiş pis soba kokusu olsa bile biz bunları birlikte paylaşabiliyorduk. Biz ne oldu da acıyla ayrıldık? Ne oldu da bizi sadece bayramlar birleştirebildi? Ben buradayım. Bunu düşünüyorum zaten. Ha diyebilirsiniz ki abi ne alakası var bırak bu işleri. Ya o zaman devlet su işleri abi kusura bakmayın yani. Üzülerek söylemem gerekiyor ki tekrardan daha doğrusu bayram her eve gelmeyebilir. Bu benim evime gelmemesi ya da gelip gelmemesiyle alakalı değil. Benle de alakalı değil kesinlikle. Yine söylüyorum hepimiz için bunu söylüyorum. Yani sadece bahsettiğim şey şu değil, yemek fotoğraflarıdır, şunlardır, bunlardır, storylerde paylaşmaktır falan değil. Ama tamam acını da paylaşabilirsin, sıkıntı yok. Ya da mutluluğunu da paylaşabilirsin, hiç sıkıntı yok. Sosyal medyada düzenlenen şeyler, sosyal medyada atılan şeylerle alakalı değildir yine bahsettiğim şeyler aslında benim. Yani bir pite kuyruğunda düşünsene, küncülü ekmek alamamak 25 kuruş fazla verememekle bir olan bir şey. Ama sen o birliği yaşayamıyorsan, o birliği sadece bayram sabahlarında görmek zorunda kalıyorsan bence bayram gelmiyor arkadaşlar. Ha, bak yine bayram diyorum, ibadet demiyorum. Bunu siz başka bir yere çekersiniz, o sizin sorumluluğunuz, benim sorumluluğum değil. Ben kendi söylediklerimi bilirim. Neden insanlar hep kavga dövüş içerisinde anlaşmaya çalışıyorlar? Neden kimsenin hiçbir şey tahammülü yok? Neden herkes sadece dövüşerek bir şeyleri anlatabiliyor birbirlerine? Bunları hiç düşündünüz mü? Çünkü insanlar artık hiçbir şekilde sevdikleri bir şeyleri yapmamaya başladılar. Çünkü insan kendine keyif veren, kendiyle barıştığı şeyleri değil de sürekli kendine ket vurabildiği, sürekli kendine kızabildiği şeyleri yapmaya başlıyor. Ve bundan sonra ne oluyor? Sen yanlışları gördüğün zaman tamamen çevrendeki insanları değiştirmeye çalışıp onlardan biri olduğunu farkına vardığın anda üzülüyorsun. İşte o yüzden şunu söylüyorum ki lütfen kutlamalarınızı, mübarek günlerinizi, sevinç dolu günlerinizi ya da hüzünlü günlerinizi paylaşırken biraz çevremize bakalım, çevre kontrolümüzü yapalım. Topu nereye atacağımızı bilmezsek top öyle gider zaten, sıkıntı yok. Hani hep derler ya futbolda sonuç önemlidir, boşver ataklara diye. Ben tam tersi düşünüyorum açıkçası. 3 puan herkesidir ama kimse ligde olamaz. Olduğumuz ligi bilelim, olduğumuz yeri bilelim. Kapasitemiz nedir, kim vardır, kim neyi sever, kim neyi sevmez bence bunları bilelim. Belki de yine bugünün bence cümlesi şu olsun. Madem öyle, sen bunun için ne yapıyorsun diyebilirsin. Diyebilirsiniz daha doğrusu. Birazcık bakın, birazcık biraz araştırın. Emin olun birçok şeyin farkına varacaksınızdır. Niye kimse bayram sabahı bir çocuğa kitap önermez? Niye kimse bir bayram sabahı bir çocuğa pantolon almaktan ziyade pantolon alabilmenin getireceği şeylerden çalışmak olduğunu söyleyemez? Neden hep en iyi mühendis, en iyi avukat, en iyi doktor olma alıştırılır? Parası için midir, çalışması için midir? Parası içindir. Çalışması için değildir. Siz hiç şunu duydunuz mu? Doktor ol, çok çalışırsın. Bunu duymazsınız. Doktor ol, para kazanırsın. Yani o yüzden bugünün konsepti, tırnak içerisinde söyleyip konsept kelimesini tabii ki de ama bence çocuklar artık bayram sabahlarına uyanamıyorlar diyelim. Buna 40 yaşındaki bir amca da dahil, ben de dahilim, 16 yaşındaki kardeşim de dahil, 10 yaşı da dahil buna aslında. Tamam, yani yine aynı şeyleri söylüyormuşum gibi olacak belki ama bayram sabahlarında ya da bayramlarda, metiyelerde, fethiyelerde, hani ne söylerseniz söyleyin, bu özel günlerde, bu kutlu günlerde bir şeyleri paylaşmak için paylaşmaktan ziyade bunları ne için paylaştığımızı bilelim. Bunları neden paylaşmak zorunda olduklarımızı da bilelim. Neden mecburiyetten sabah kalkma zorunda olduğumu da bilelim. Bil ama yap da yapma. Bu senin sorumluluğun olsun. Hiç olmazsa şunu söyleyebilirsin. Neden yapmadığını ya da neden yaptığını. Ama sen neden yaptığını söyleyemezsen bir bakmışsın başkası olmuyorsun. Bir bakmışsın ve şimdi durup dersin ki artık eski bayramlar yok. Eskiden şöyle oluyordu diye. Ben her zaman söylerim.
Ben eskiyi özlemem, ben eskinin insanını özlerim diye. Artık zihniyet değişmek zorunda arkadaşlar, dönem değişmek zorunda. Hani 2040 yılına geldik artık, her zaman söylerim ben bu lafı. Ne yazık ki bunların bilincinde olmak gerekiyor. Geçen videomda hatta şunu bahsetmiştim, çok da hoşuma gitmişti. Yani kendi söylediğim şey hoşuma gitti, bu çok şey, narsist ya da megaloman bir adam değilim de. Yani ormanı sevmek için ormanın yanmasını beklememek gerekiyor demiştim. Bunu yine de değiştirip de söyleyip size sunmak istiyorum. Hani mezarlıklar arkadaşlar, başka günler boş. Sadece bayram sabahları Fatiha diyor biliyor. Ya da belki de evinde 3-5 defa. Bu tıpkı şey gibi düşünsene. Bir insan evladının acısına dayanıyor. Bir hafta ya da iki hafta sonra buna alışmak zorunda ve alışıyor. Bir yıl sonra, iki yıl sonra. Mesela en yakın arkadaşınızı kaybettiniz. Bir hafta fotoğrafı durur profilinizde, iki hafta durur, üçüncü hafta anma törenleriyle anılır, hani yazarsınız sürekli fotoğraflarına. Yıl dönümünü ya da yıl devriyesini kutlarsın, ya da taziye edersin, ya da üzüldüğünü beyan edersin vesaire. Bir bakmışsın zaman akıp geçmiş ve o orada yatıyor olur ve sen hala para kazanmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Şimdi şuna bakmak gerekiyor, tamam. Yine söylüyorum, ibadet kısmından çıkartıyorum bu olayı. Mezarlıklar neden boş? Dünya bir mezarlık değil mi oysa ki? Her kaldığın yer bir mezarlık değil mi? Belki de o kadar apartman içerisinde yaşayan ölüler değil miyiz bizler? Hiç kaybetmeyecekmiş gibi yaşamayalım artık. Kaybetmek dediğimde yine söylüyorum, bir nesne olarak değil. Hepimiz birer biyolojik bir canlıyız. Ve hepimiz birer bir gün ölümü tadacağız. Bunu Kur'an'dan bir alıntı olarak da size söylemiyorum. Çünkü biyolojik bir canlı olduğumu tıp olarak ve bilim olarak kabul ediyorum ben. Nereye götüreceğiz bu kadar musalla taşındaki yaşanmışlıkları? Hangimiz morgda aldığımız o soğuk havayı bir daha soluyabileceğiz? Bayram sabahları hep bana bunu hatırlatıyor. Bir çocuğa baktığım zaman da bunu hatırlıyorum. Bir babaya baktığım zaman da, bir anneye baktığım zaman da, bir kardeşe baktığım zaman da ben bunları hatırlıyorum. Ve bunları hatırladığım için de ne acımı paylaşabiliyorum sadece, ne de mutlu olduğumu paylaşabiliyorum. Şunu belirtmek istiyorum son olarak. Dünyanın ekseni ya da kendi eksenizdeki dünyanın ya da çekirdeği olduğunuz merkez kuvvetinin sadece siz kendiniz olduğunu fark etmeyin. Ya da siz sadece kendinizi görmeyin. Lütfen pencereyi açın, kapınızı açın ve biraz dışarı çıkın. Ve insanların telaşesinin nerede olduğunu bir görün. Ve sonra durup deyin ki ben ne yapıyorum?